yapacak anestezist yok kardeşim. Bulun bir tane, başlayın ameliyata. Hüsnü Bey, konuşun arkadaşlarla. Acil durum için bile hasta almasınlar. Emredersiniz efendim. Ne oluyor kardeşim? Bana durumu bir anlatın. Polat Alemdar'ı kim bıçaklamış? Abdüley. Olur mu canım öyle saçma şey? Abdüley'i kim vurmuş? Memati abi. O zaman hastaneye yabancıları alalım, tanıdıkları almayalım. Böyle rezillik olur mu ya? Sizi ameliyata almamız lazım. Anestezist yok diyorsunuz. Önce Abdüley. Usta, öncesi mi öncesi yok. Seni kurtaralım. Abdüley'i de sonra düşünürüz. Sonrası morası yok Memati. Ben konuşabiliyorum. Nefes alabiliyorum. O çocuk orada yatıyor. Usta, ben onu demedim ki. Senin ameliyatın başlasın, bir hal çaresine bakarız. Memati. Abdüley'i vurdun, git hayatını kurtar. Usta Abdüley de seni vurdu. Seni kim kurtaracak? Usta, doktorlar elinden geleni yapacak. Ne olur inat etme. Tuncay, nerede bu anestezistler? Olacak bir şey değil. Hepsinin bir mazereti var. Yani acil durum olmasa diyeceğim ki işin içinde bir iş var. Var. Kimseye güvenmeyin. Ekiplerinizi seçin. Bizi sedyeden kaldırmamaya baş koydular. Genel anestezi istemiyorum. Müdahaleyi lokal yapsınlar. Efendim bu mümkün olmayabilir. Olur Tuncay. Olur. Ne bakıyorsunuz? Alsanız ameliyata. Siz bu anestezisti kullanın. Hasta bakıcı. Biz Tuncay'la Abdüley için bir tane buluruz. Gidin bakın bir gelişme var mı? Adamı bana diri diri ameliyat ettirmeyin. Tamam hocam. Bir arkadaş yolda, gelmek üzere. Ara bir daha. Ekibin güvenilir mi? Hepsi hastanemizin çalışanları, merak etmeyin. Alo. Doktor neredesin? Tamam, bekliyoruz. Neredeymiş? 2 dakikaya kadar buradaymış. Güvenilir mi diyorsunuz da kardeşim? Abdülhey'den güvenilir var mıydı? İnsanoğlu bu, belli olmuyor ki. Tuncay. Beni kahrımdan öldürme. Git işini yap. Ne bileyim Porikli'nin bıçağı Polat'a sokmasıyla Memati başladı saydırmaya. İkisi de hamuraya yıldılar. Kaç kurşun yedi Abdüley? 2. Nereye geldi? Cevher sen gördün. Biri sırtına da dayı öbürünü bilmeyeyim. Nereye bakıyordun be adam? Ne yapacaksın nereye girdiğini? Girdi işte bir yerine. Ölü mü ölmü mü? Sen ona bak da. Ölmeyecek. Polat ölecek. Abdüley ölmeyecek. Hocam, acil ameliyathaneden bekliyorlar. Arkadaşlar durumu anlattılar. Buyurun. Peki ne yaptınız? Bizden birini anestezist olarak hastaneye soktuk efendim. Abdüley'in ameliyatına o girecek. Kendisini açık etmeyecek şekilde işi başarsın. Abdüley'den sonra da...
Polat'ı da öldürsün. Talimatı bu şekilde verdim efendim. Aferin Ahmet, doğru Ahmet. Hata istemiyorum ona göre. Çay söyle bana. Ünitede Hakan hazırlayın. Tamam hocam. Hadi kardeşim hadi. Biraz hızlı. Acilen başlayalım. Uyutalım. Buyurun, popol hazır. Hastamız 35 yaşında, 72 kilo. Başlayabilir miyiz? Buyurun, hasta sizin. Bisturi. Anne nereye? Bir şey mi oldu? Hikmet aradı kızım. Çırağı biraz kötü olmuş. Ona bakmaya gidiyoruz. Hay Allah. Endişe edecek hiçbir şey yok kızım. Bakıp geleceğiz. Ne diye gerçeği saklıyorsun hanım? Hamile kadın. Söylenir mi öyle birdenbire? Televizyondan duysun daha mı iyi? Televizyona kalana kadar çıksın ameliyattan, arayıp söyleyelim. Bana laf söyleyeceğine dua etsene bey. Hadi. Ya. Hadi. Memati'cim orada ekibin içinde bir katil var, yazar mı? Abdüley'e bir şey olursa öldüreceğim adamların listesi elimde Tuncay. Herkes ona göre hareket edecek. Fazla bir hasar yok. Kanama durdu. Kapatmaya geçiyoruz. Birkaç gün ayağa kalkar. İğne. Çankaya Köşkü'ndeki üçlü zirve saat 11'den bu yana devam ediyor.
Ne işin var senin burada? Biraz ortalık karışık. Onun için geldim efendim. Ne oldu? Abdüley Polat'ı bıçakladı. Memati de Abdüley'i vurdu. Öldüler mi? İkisi de ameliyattalar. Abdüley'in durumu ağır. Abdüley Polat'ı bıçakladığına göre beni Polat vurdurmadı. Hayır efendim. Sizi İskender vurdurttu. Davut Bey, buradan çıkmamız lazım. Neden? Bu hastane artık güvenli değil. Hem Polat hem Abdüley bu haldeyken onları öldürmek isteyen çok olur. Gelen de size mutlaka uğrayacaktır. İskender nerede? Buyurun. Adamımı gönder. Ne oluyor? Otur şöyle. Babanı ziyarete hastaneye gideceksin. Neden? Aynı soruyu benim kızım sorsa ona çok bozulurdum. Planın ne? Onu soruyorum. Adamımı içeri sokacaksın. Seninle gelecek. Koruman gibi. O ne yapacağını biliyor. Sen de babanı görür çıkarsın. Ne yapacak adamın? Polat'a kan verecek. Ne yapacak? Öldürecek. Beni böyle bir riske nasıl atarsın? Beni sevmekten daha büyük risk var mı? Gel. Neredeler evladım? Efendim, sizi kan için alabilir miyiz? Olur Hüsnü Bey. Oğlum çıkmadı mı ameliyattan? Çıkmak üzere efendim. Kan Polat Bey için değil. Abdülhey için. Ben ona kan vermem. Göster evladım, göster. Buyurun. Hadi hanım. Tansiyon nasıl? Biraz düşük, 80-50 ama önemli değil. Devam edebilirsiniz hocam. Klemp alayım. Kanayan damarı tutmam lazım. Kimseyi içeri almayacaksınız. Hastanenin yakınına bile yaklaştırmayacaksınız. Çocuklara da söyleyin.
Herkes gözünü dört açacak. Ameliyatta abi. Kaç saat oldu? İki abi. Numati nerede? Hastaneyi teftiş ediyor abi. Abdüley'in yanında bizden kim var? Tuncay abi. Numati'ye söyle gelsin. Tamam abi. Burada kimsin? Sağlık teknisyeniyim ben. Nereden bileceğim senin kim olduğunu? Kartını taksana. Abi mesai yeni başlıyor. Üstümü daha değişmedim. Abi Polat abi seni çağırıyor. Usta ne zaman çıktı? Niye haber vermiyorsunuz oğlum? Nasılsın usta? Memati ben sana demedim mi başında dur Abdüley'in diye? Demedin usta. Ama her şey kontrol altında. Ortalıkta geziyorsun. Nereden biliyorsun? Usta ne yapayım? Doktor muyum içeride oturayım? Tuncay içeride işte. İyi tamam. Usta. Tut elimi. Usta ne yapıyorsun? Ameliyathaneye gidiyorum. Usta yapma Allah'ını seversen. Tamam ben gider beklerim başında. Ne olursun artık dinlen. Bir şeyim yok benim. Set. Siz ameliyattan çıkmadınız mı? Ne işiniz var burada? Abdüley'in durumu nasıl? Biz size bilgi veririz efendim. İstirahat ediniz. Abdüley'in durumu nasıl dedim? İlk kurşunu çıkardık. İkincisi zor bir noktada. Eğer böyle ayakta durursanız Abdüley kurtulur ama siz kurtulamazsınız. Tamam oturacağım. Hadi usta. Acı çekeceksiniz. Bir şey olmaz. Hocam madem kalmak istiyor ağrı kesici yapalım beyefendiye. Siz hastayı kurtarın benim ağrım diner.
Niye başın ağrıyor anne? Bilmiyorum kızım. İlaçlarını aldın mı? Aldım ama geçmedi. Hadi hastaneye gidelim. Yok kızım, gerek yok. Geçer. Geçer diyerek hiçbir şey geçmez. Hikmet abi? Ömer baba nerede? Nasıl nerede? Sana geldiler ya. Bana kimsenin geldiği falan yok. Kesin. Ebru oldu. Sakin ol. Dur. Gel otur gel. Gel otur. Tamam. Tamam kızım. Bağlama ipek alayım. Kan durmuyor. Tansiyonun ne durumda? İyi hocam. Düşük görünüyor. Normal hocam. Devam edebilecek miyiz? Tansiyon daha fazla düşerse efedrin yaparız. Toparlar. Ver klempi. Tut. Ya Rabbi, yalnız sana sığınır, yalnız senden yardım isteriz. Sen Rahman'sın, Rahim'sin, merhamet sahibisin. Bağışlamayı seversin. Bizleri bağışla, affet. Sen Hay'sın, hayat verensin. Sen Şafi'sin, şifa verensin. Sen evlatlarımızı koru. Senin yolunda mücadele edecek gücü ve sabrı onlara ver. Ya Rabbi, Allah yolunda ölenlere ölü demeyin. Onlar diridirler. Ama sizin aklınız ermez buyurdun. Bizlere en büyük müjdeyi duyurdun. Senin cömertliğin sayesindedir ki ölsek de hayattayız, kalsak da. Senin yüceliğin sayesindedir ki ölsek de kazanacağız, kalsak da. Lütfet. Kalbimize mukayyet ol ya Rabbi. Yenildiğimiz zaman bize dayanma gücü ver. Her yerde ve her durumda sana sığınmayı unutturma ya Rabbi. Bize öyle bir karakter, öyle bir bilinç bahşeyle ki kazanınca senden bilelim, kaybedince kendimizden. Amin. Tansiyon düşüyor. Efedrin yap. Ne oldu? Pardon. Hadi çabuk. Hadi çabuk.
yapıyorsunuz? Kimin adamısın? Söyle dedim lan! Çocuğumu öldürmekle tehdit ettiler. Bana Memati'yi çağırın. Hastayı kaybediyoruz. Alın konuşturun bunu. Yürü. Anestezist olmadan ameliyatı bitiremeyiz. Siz devam edin. Ben size anestezist bulacağım. Odaya mı efendim? Kim? Fizyoterapist efendim. Gel benimle. Ne arıyorsunuz efendim? Herhangi birini. Kimsenin adamı olmayan birini. İyi günler. Günaydın doktor hanım. Dur. Bu kim? Doktor Gaye Hanım. Acil servis doktorlarımızdan. Gaye bizimle geliyorsun. Acil bir durum var. Anlamadım efendim. Hiç ameliyata girdin mi? Girmedim. Şimdi gireceksin. Tunca elindekileri al. Adam gibi konuş lan. İstihbaratçılar bu işi yapmamı söyledi. İstihbaratçı dediğin kim? Adının Alper olduğunu söyledi. Adamı bana göstereceksin. Yürü. Yürü lan. Gel lan buraya. İyi misiniz? İyiyim. Yok bir şey. Abdüley işi bitirebilseydi, Polat diye bir derdimiz kalmayacaktı. Onu biliyorum. Bundan sonrası için ne diyorsun? Polat ölecek. Polat öldükten sonrasına dair planın ne? Ne demek planın ne? Kamuoyu Polat'ın ölümüyle uğraşırken ben gizli tanıkları tek tek temizleyeceğim. Siz de dosyayı temizleyeceksiniz.
filari durumdan çıkar çıkmaz da bütün istihbarat birimlerini toplayıp tek adam olacağım. E sizinle böyle konuşmadık mı? Gizli tanık işine feller sıcak bakmıyor. Bakmazsa bakmasın. Mossad ne zamandan beri Amerika'dan izin bekliyor? Hani siz onların şımarık çocuğuydunuz? Babanız siz ne isterseniz yapardı? Amerikalılar akıllarınca İran'a girmek istemiyorlar. Müslümanlar arasında cepheyi genişletmek istemiyorlar. Ama biz onları ne yapıp edip o cehennemin içine sokacağız. O yüzden bir süre sularına gitmek lazım. Ben suyu, çamuru anlamam. Fellerin bütün niyeti beni firari tutup gücümü azaltmak, hatta yok etmek. Bunu bir kere yedim. Ama bir daha yemem. Dayı bu kel niye gelmiş? Götür kahveyi, götür örgüne koy, ona sor. Bana niye sorisin? Ben sevmeyeyim onu, niye soram? E sen sormuşsun, öğrenemezsin de. Hastanadan bir haber yok mu? Şimdilik ikisi birden yaşlılar. İskender Bey, Polatgil'in durumunu sormaya mı çağırmış Kelly? Daha niye çağırmış o zaman? Cevherim, sen de çocuktun. Hiç çelik çomak oynadın? Çok oynamışım dayı. Çomağı vurmak için ne yapıyordun? Böyle çelikle dokunuyordum. Havaya kalkıydı. Ondan sonra yaradana sığınıp ele bir vurudum ki te nere gidiydi. Ha işte İskender belki şimdi çomak gibi düşün. Yere düşmüş. Kaldırmak için önce bir dürtüler. Ondan sonra senin gibi bele bir vuracaklar vardı ya. Dayı ben vurdum mu muhakkak birinin gözüne sokardım çomağı ya da kafasını yarardım. E sen televizyon seyretmemişsin. Milletin kafası gözü yaralı. Kel de senin gibi yapıyor işte ha. Nasıl yapıyor dayı? Cevherim, sen ol bu sıra adliyeye yolun düşürme. Kel adliye kapısının önünde çelik çomağı koyni. Maazallah. Gözüm özün çıkar vallahi. Oğlum televizyonda görüyorsun. Niye eve gidiyorsun? Buraya gelsene. Anne siz duyup da panik yapmayın diye geldim. Bir çuval inciri berbat ettim. Keşke bana söyleseydiniz. Uygun bir dille anlatırdım. Kızım şu damarı tut, kaçıyor. Yapamam hocam. Yap şunu. Korkuyorum hocam, yapamayacağım. Ben yaparım hocam. Gel kızım. Aferin kızım. Aferin. Geldir. Bir haber var mı Tuncay Bey? İyi. Polat gayet iyi. Gördün mü kızım? Hani kimseyi almıyorlardı içeri? Gördüm anne. Madem Polat iyi, Abdüley'in nasıl olduğunu beklemek için burada durmama gerek yok. Ben eve gidiyorum.
10 dakikaya bitiriyoruz. Kapatmaya başlayalım. Bağlama ipek verin. Bana Memati'yi çağırın. Efendim usta. Kimin adamıymış doktor? Usta, Alper diyor ama... Alper'le yüzleştir Memati. Tamam usta. Memati, benim biraz uzanmam lazım. Sen burada dur ama, olur mu? Tamam usta. Tehlike geçmedi Memati. Asıl şimdi başlıyor. Herkes dikkat etsin. Merak etme usta. Müsaade eder misiniz? İnce Hanım, hastaneye giriş yasaklandı. Hastaneye gelmedim. Babamı görmeye geldim. Yalnız sizi alabilirim içeri. Korumanızı değil. Tuncay'ı çağırın. Tuncay Bey'i çağırın. Tabii efendim. Neredesin Bulut? Efendim, hastane güvenlik nedeniyle kontrol altında. Kimsenin haberi olmadan sizi çıkarmak için bir yol aradım. Buldun mu? Buldum. Buyurun çıkalım. Beyefendi korumamla içeri giremeyeceğimi söylüyor. İçerisi gayet güvenli İnce Hanım. Polat Alemdar'ın ofisi de öyleydi. Laf sokulacak zaman değil efendim, lütfen. Burada canımızla uğraşıyoruz. Ben de babamı görmek istiyorum. Arkadaş silahı varsa bıraksın, sizinle içeri girsin. Çıkışta tekrar Cahit Bey'den silahını alır. Ver. Çantanıza bakabilir miyim? Bakamazsın.
Hadi geçmiş olsun. Oh. Abdüley nasıl? Zor bir ameliyat geçirdi. İnşallah iyi olacak. Olacak inşallah. Aferin. İhtisasını nerede yaptın? Hocam ben anestezist değilim. Pratisyenim. Helal olsun be doktor abla. Bir kere de biri bir işe yaradı. Sakın yakalanma. Emredersiniz. Dur. Babam odasında yok. Yapamayacağım. Hadi Davut Bey. Az kaldı. Gayret edin. Diyorsunuz. Babam nerede? Ben ne bileyim İnce Hanım nerede? Babama ne yaptınız çabuk söyleyin. İyileştirdik efendim. Bir halt ettik, iyileştirdik. Anlaşılan fazla iyileştirmişiz. Yerinde duramayacak kadar fazla. Her tarafı arayacaksın. Babamı bulacaksın. Tamam efendim. Ara kardeşim ara. Bulursan bize de haber ver. Oğlum benim. Anet dinlenmesi lazımmış abinin. Memati abiye haber verin. Tamam. Doktor hanım, başında sen duracaksın. Bir şey olursa sen müdahale edeceksin. Senden başka kimse içeriye girmeyecek, kimse de Abdüley'e dokunmayacak. Yapabilir misin? Yaparım. Abi, Alper Bey gelmiş. Kazım, kapının önünden ayrılmayacaksın. Tamam abi.
Birader sen kimsin? Ne işin var burada? Davut Bey'e bakmıştım. Davut Bey bu katta değil. Arkadaşlar ilgilen... Kimse kıpırdamayacak. İndirin silahlarınızı. İndirin silahlarınızı dedim. Sakin. İndirin silahınızı. İndirin silahınızı birader. Hikmet abi sen karışma. İndirin silahlarınızı dedim. Ya indirsiniz de silahları. Ne oluyor bey? İndirmeyeceksiniz. Kes sesini. Birader. Hadi bizi geçip içeri girdin. Sonra ne olacak? Sen de kes sesini. Çekilin kapının önünden. Çekilin lan. Çekilmek falan yok. Hepimizi tek bir kurşunla öldüremezsin değil mi? Hikmet kapı. Çabuk temizleyin ortalığı. Rezil mi edeceksiniz? Çabuk. 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 Çabuk biraz. Açılmıyor bu kapı. Hanım bir dakika müsaade et. Ne yapacağım? Hadi. Hikmet, evladım açsanıza. Hadi. Bir şey mi oldu Ömer baba? Ne yapıyorsunuz burada evladım? Bir şey yapmıyoruz Ömer baba. Bu kan ne evladım? Hasta vardı Ömer baba. Tren mi çarpmış ne? Onun kanı. Abi uyuyor mu? Aman aman uyusun iyi. Götürüyorsun beni. Güvenli bir yere. Nereye? Gidince görürsünüz. Beni öldürmeye mi götürüyorsun? Davut Bey. Bunu hastanede yapmak daha kolay. Peki neden yapmadın? İstesen beni öldürebilirdin. Evet, yapabilirdim. O zaman neden? İhtiyarlar beni sizin yanınıza yerleştirdiğinde bunu görev addedip kendimi iyi hissediyordum. Ama sadece o kadar değilmiş. Davut Bey, ben kendimi sizin yanınızda mutlu ve güçlü hissediyorum. Amiralin işini niye bitirmediniz? Kayıp efendim kendisi. Albayım, en sinirlendiğim şey mazeret. Size birini bulun diyorsam bulacaksınız. Efendim, arkadaşlar artık ordu evine gitmekten çekinir oldu. 4 kişi konken masasında yan yana gelse futbol konuşuyorlar. Aman dinleniyor muyuz diye. Neyinden korkuyorlar? Zaten herkes diyeceğini dedi. Herkesin kayıtları bunların elinde. Amiral mahkemeye gidip ifade vermeyi biliyor da benimle yüzleşmekten mi korkuyor? Efendim, siz amiralin gizli tanık olduğundan emin misiniz? Bu bilgi dezenformasyon olmasın. Bir adam
Eğer bana ihanet etmemişse gözlerimin içine baka baka konuşur. Değil mi albayım? Evet efendim. Ben o paşayı saklandığı delikten çıkarmasını bilirim. Yeter ki ilk temasa geçen sen ol. Emredersiniz efendim. Çıkabilirsin. Ne oldu, bir haber yok mu? Kimden haber bekliyorsun? Hasanadan. Yok. Girmiş mi Büyük İskender Hanım? Girmese arardı. Hadi hayırlısı. Bu senin formallar neydi? Ne hakkında? Hiç, yani ne değiller? Ya yapılar mıymış darbeyi? Nerede? Vallahi benim aklıma bir şey geldi ama. Söyle. Yapacaksan söyleyeyim. Söylemeden yapıp yapmayacağımı ne bileyim? Sen yapmazsın. Söylesene be adam, delirtme adamı. Otur. Oturduğun yerden söyle. Kulağına söyleyeyim. Yerin kulağı vardır. Bir duyan uyan olmasın diyeyim ha. Manyak mısın be adam? Biz neden bahsediyoruz, sen neden bahsediyorsun? Çık çık dışarı. Şekerimi alt üst ettin. İnsülin yollayın bana. Ne güzelsin, anlamayayım ki. İskender Bey'e şeker ignasını vereceğim. Dayı, adamın her tarafından şeker fışkırıyor. Ne dedin ki bu adam böyle delirdi? Bir şey demedim. Darbe darbe diye kıvranıydı, nasıl yapacağını söyledim işte. Nasıl yapacakmış ki dayı? Sana ne? Sana söylesem sen mi yapacaksın ki? Ya dayı, merak edeyim. Ben de insanım. Ya dedim ki bizim köyde Selo dayı var. Yağmur yağmayınca Selo dayı çıkarırlar bir tepeye. Başlılar orada köylülerle beraber yağmur duasına. İşte dedim, sen de seninkileri al, çıkın bir tepeye, başlayın darbe duasına. Yağmur duayla yağı da, darbe niye duayla olmasın? Hadi bari siz yapamıyorsunuz, bırakın Allah yapsın. Ne dedi dayı? Çık dışarı, çık dışarı. Yok ya, bunlar sevmeyin. Vallahi sevmeyin. Yalan söylüyorsunuz. Benim korumam Polat Alemdar'ı neden öldürmek istesin ki? Onu sen söyleyeceksin. Babamı öldürdünüz değil mi? Sen laftan anlamıyor musun be kadın? Babamı öldürdünüz. Korumam bunu öğrendiği için onu da öldürdünüz. O zaman seni niye yaşatıyoruz? Hmm.
Çekil önümden. Hanımefendi, adamın eline silahı da mı biz verdik? Bir centilmenlik yapıp çantanızı aratmadım. Bunun karşılığı bu mu? Bunun hesabını ağır ödeyeceksiniz. Hadi gülüm hadi. Faturayı kes gönder. Aç kapıyı Tuncay. Senin centilmenliğine başlarım lan. Nasıl çantasını aratmazsın? Memati kardeşim, 1000 tane şeyle ilgileniyorum. Çanta peşinde mi koşacağım? Bu hastanenin güvenliğini sağlamak benim işim mi? İşin olmayan şeye burnunu sokma o zaman. Allah'ın delisini evlendirmeye çalışacağına işini yap. Özel hayatları konuşacaksak başka türlü konuşurum. Konuş lan. Polat Bey'in vurulmasına ben mi göz yumdum? Abdülhey'i ben mi vurdum? Boş boş konuşmayalım kardeşim. Bana iyi haberlerini verince mi? Babam kayıp. Hastanede yok. Başlatma babana incim, onu mu soruyorum? Adamın yakalandı. Öldürüldü. Devam et. Ne etmiş? Öldürmüş mü Polat Alemdar'ı? Yakalanmış gerizekalı. Bak İskender Bey, ben sana söyleyeyim, Polat'ı ya ondan olan vurur ya da onun bir şey yapamayacağı vurur. Kimmiş onun bir şey yapamayacağı? Çocuklar. Bir çoluk çocukla uğraşmadım kaldı. Sinirimi bozma benim. Gerekirse gece hastaneyi basacağız, Abdülhey'i alıp Polat'ı öldüreceğiz. Sen Alper'i gördün mü? Gördüm. Tarif et tipini. O kadar yakından görmedim. Aşağı yukarı tarif et. Uzun mu, kısa mı? Kısa. Esmer mi, beyaz tenli mi? Esmer. Bir konuşalım mı usta? Bir öğrenelim kimin adamı olduğunu. Ondan sonra ne yapıyorsan yap. İyi o zaman. Öğren Alper. Polat Bey istirahat ediyor. Durumu nasıl? Açıkçası çok iyi değil. Kendi arasında bir şey yok ama yerinde durmuyor ki. Neden? Abdülhey'in durumu yüzünden. Abdülhey ile ilgili doktorlar ne diyor? Yoğun bakımda. Durumu kötü. Hay Allah. Üzüldüm. Akıl sır ermiyor ki işlerine sayın müsteşarım. Kimin? Konuşuyorum öyle işte. Boş verin beni. Polat'ı görmek isterim. Şu an için mümkün görünmüyor sayın müsteşarım. Nasıl yapalım? Abdülhey nasıl? Yoğun bakımda usta. Sen nasılsın? Susadım.
Adam gibi su ver Erhan. Tamam abi. Usta, anestezistle Alper'i yüzleştirdim. Alper'i tanımıyor. İskender'in adamıdır o zaman. Yok usta. İskender'in adamını senin kapının önünde temizledim. Bilmiyorum kime Mati. Sayısı o kadar çok ki. Usta, tamam güvenlik tedbirleri sağlam da nereden geldikleri belli olmuyor ki. İkiniz de yataktasınız. Önünüze yemek gelse birine tattırmak lazım, içinde zehir var mı yok mu diye. İçilecek ilaç, vurulacak iğne, takılacak serum, bunları yapacak eleman. Of, hangi bir yere tedbir alalım? Bana kızgın mısın usta? Niye? Abdül'e sıktım diye. Abdül hayatta Memati. Mecburdun, sıktın. Ölürse? Annemler burada mı? Buradalar usta. Bir göreyim onları. Erhan, git çağır. Abi, kalbi durmuş. Sen defibratörü hazırla. İki yüz elli şu. Bir ampul adrenalin hazırla. Ne oldu, nedir? Çok şükür geri döndü. İyi. Sizin ne işiniz var burada? İçeri kimse girmeyecek demedim mi? Hadi dışarı. Hocamız kalp uzmanı. Bana ne, tanıyor muyuz? Başkaları öldüreceğine ecel öldürsün Abdüley'i. Hadi hadi. Hadi dışarı. Hmm.
Arkadaşı yukarı alın, ifadesini alsınlar. Emredersiniz efendim. Sen daha önce yoğun bakımda çalıştın mı? Yok, çalışmadım. Hiç duran kalbi çalıştırdın mı? Hayır, ilk defa yaptım. Nereden biliyorsun da yapıyorsun? Usta, haber yolladım durumu iyi diye, gelmedi mi? Geldi, geldi. Mümati, Ünsal buradaymış, bir baksana ona. Tamam usta. Durumu nasıl? Şu anda normal seyrinde. Buraya senden iyisini değil kötüsünü duymaya geldim. Bana en kötüsünü söyle. Polat'ı neden dinleyemiyoruz? Yoğun bakım odasındaki cihazlardan ötürü frekanslar karışıyor. Ne demek karışıyor? Halledin sorununuzu kardeşim. Her yeri dinleyeceksiniz. Efendim, belli noktalarda dinleme yapabilmek için cihaz yerleştirmek gerekiyor. Dinleme aracı? Hastane bahçesine girmesi gerekiyor aracın. Onun da mümkün olmadığını söyledi arkadaşlar. Çocuklar usulen ifade alıyorlar. Senin de bir ara alırlar ifadeni. Neyin ifadesini alacaklar Ünsal Bey? Olan biten belli. İki ağır yaralı var Memati. Seni anlıyorum ama elimden geleni yapıp mevzuyu usulünce uzatmadan halledeceğiz. Kazım, Abdüley'in yeniden kalbi durursa bana haber vermeye gel. Tamam abi. Usta, Ünsal geldi kapıda. Seni görmek istiyor. Gelsin. Geçmiş olsun Polat. Sağ olun. Abdüley'in kalbi çalışmış. Çalıştı. Çalıştı ama
Bir daha durursa çalıştırmayacaklar. Neden usta? Çünkü Memati, kardeşimizin durumu kötü. Her seferinde daha kötüye gidiyor. Doktorla konuştum. Kalbi durmasa bile bu gelip gitmeler yüzünden hafızasının geri gelmesi imkansız. Usta gelmiyorsa gelmesin. Göz göre göre ölüme mi terk edeceğiz? Eski Abdüley olmadıktan sonra ben canlı cenazeyle yaşayamam Memati. Kararım kesin. Eğer kalbi tekrar durursa müdahale edilmeyecek. Abdüley'in kalbi bir şekilde duracak. Durmuyorsa biz durduracağız. Devlet için çalışıyorum da ne demek Abdüley? Neyse onu söylüyorum abi. O kadar kolay mı lan? Memati abi silahı bırak, kurban olayım. Kes sesini Erhan. Abdüley. Adın da mı yalan? Hayatım yalan. Ne fark eder? Gidin canınızı kurtarın. Senin canını kim alacak benim elimden? Canım sana feda olsun abi. Sık kafama kurtulayım. Memati abi. Onun günahı yok. Vur. Kim biliyor başka bunu? Kimse. Usta. Polat abi biliyor. O da benden sakladı. Abi devlet için çalışıyorum dedi. Kötü bir işte çalışmıyor ki Abdül. Beni nasıl aldatırsınız? Seninle alakası yok abi. Ben gidip kimseye sizi ispiyon etmedim. Vazifem de o değildi. Vazifen neydi lan? Bana vazifeni söyle. Abiyi takip etmek. Satmadım diyorsun. Memati abi, satmadım diyorum. Sana abi diyorum. Abiye abi diyorum. Satmadım. Abdüley yalan söylemez abi. Daha ne söyleyecek lan? Çocuklara söyle, hastane içinde beklesinler. Acele etmesinler. İlk fırsatta da şu anestezisti öldürsünler. Anlaşıldı mı? Emredersiniz efendim.
Abdüley? Öldü mü? Hastayı kaybettik.